Arman Hocam'la böbrek hastalıklarını konuşacağız. Bununla birlikte korona günlerindeyiz tabii ki. Korona günlerinde uroloji hastaları nelere dikkat ettiler ve nelere dikkat etmeliler bundan sonraki süreçte? Çünkü artık eski bir, geçmişteki gibi bir hayatımız olmayacak. Daha dikkatli, daha hijyene önem göstererek ve sağlığımızı daha çok önemseyerek ilerleyen günler bizi bekliyor. Peki, korona günlerinde nelere dikkat ettik, nelere dikkat etmeliyiz? Evet Arman Hocam. Efendim, tabii bütün toplum olarak, bütün dünya olarak tedbirli olmamız gereken, kendimizi eski yaşantımıza göre daha dikkatli, daha mesafeli, daha sağlık ve hijyen kurallarına uyarak yaşamamızı gerektiren bir sürece girdik. Bu tabii hepimizin iyiliği için. Gerçekten bir kişinin, iki kişinin hasta olması bir anlamda bütün toplumu ilgilendiriyor. Ben bütün bireylerimizin sağlık kurallarına, özellikle bakanlığımızın tavsiye ettiği ve kamu spotu olarak da dönen bütün sağlık kurallarına harfiyen uymalarını öneriyorum. Sadece kendi şahsıma örnek vermek istiyorum. Mesleki olarak geliş gidişlerim ve temel ihtiyaçlarım dışında gerçekten ev dışında vakit geçirmiyorum. Geçirmemeye çok özen gösteriyorum. Tabii biz hastane ortamında çalışıyoruz. Covid hastalarımız var, taşıyıcılarımız var. Fakat bunlar tedavi oluyor ve büyük bir oranda yüz güldürücü bir sonuçlar çıkıyorlar, taburcu oluyorlar. Bu da bizim için önemli. Ama en önemli olan sağlık sisteminin çalışabilirliği açısından, yük aşımına uğramaması açısından, açıkçası bu salgının altından kalkabilmesi açısından da mevcut limitler içinde hasta ortaya çıkması çok önemli. Eğer olağanüstü yüksek düzeyde bir salgın tutulumu olur ve bunlar hastanelere başvurursa hiçbir ülkenin, dünyada hiçbir sağlık sisteminin altından kalkması mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda ben toplumumuzun kamuda anlatılan, bakanlığımızın aydınlattığı bütün noktalara harfiyen dikkat etmesini rica edeceğim. Tabii bu konuda en büyük yük dahiliyeci, yoğun bakımcı, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız ve tabii ki sağlık çalışanlarına, hemşirelerimiz, erkek hemşirelerimiz, sağlık teknisyenlerimiz, radyolog teknisyenlerimiz, laborantlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza kuvvet temenni ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin gerçekten. Çünkü esas mutfakta onlar var. Biz gerçekten sadece kameraların karşısında, belki yazılı basında, internette gözüküyoruz. Şuna dikkat ettim. Bazı medya kuruluşları gerçekten hemşire hanımlar ve sağlık memurlarıyla da çok görüşerek onların da durumu hakkında programlar yaptılar. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü mutfakta çalışan aşçılar onlar. Bu işin arka planında olan kahramanlar onlar. Onları gerçekten elleri epülesi emektarlar olarak görüyoruz. Ve bu zor süreçte sizler de, siz sağlık çalışanlarımız taşıdınız. Yani dünyanın yükünü sizler gösterdiniz hocam. İşin gereği bu. Mesleğimizin koşulu bu. Biz de üroloji olarak bu işten kendi payımıza düşen bölümle karşılaştık. Ve elimizden geldiğince yardımcı olduk. Ama Sağlık Bakanlığımızın da tavsiye kararıyla mesela aciliyet arz etmeyen hiçbir ameliyatı, hayati risk teşkil etmeyen hiçbir tedaviyi yapmadık, beklettik. Mesela 3 ay sonra veya 2 ay sonra bir prostat ameliyatı olabiliyor bir insan. Bu sıkıntılı süreci sondayla yaşayarak atlatabiliyor. Veya böbreğinde taş olan hasta eğer ateşlenmiyorsa, septisemi geçirmiyorsa veya böbrek fonksiyonları hızla bozulmuyorsa onu da bekletebildik. Ama bunların dışında ürolojiye ait alanlarda gerçekten aciliyet arz eden, eğer beklenirse kalıcı hasarlar ve hayati tehlikeler oluşturabilecek olan hastalarda, hastalıklarda müdahalelerimizi yaptık.
Bütün bunlar tabii ki kişinin kalıcı zarar görmemesi için. Umarım bu süreci bütün toplum olarak bilinçli bir şekilde ve biraz da hızlı bir şekilde atlatıp yeni kurallara uyar tarzda normal günlük yaşantımıza döneriz. En büyük temennimiz bu. Yani hayatımıza bir yenilenme şarttı hocam. Evet, belki elimizi yıkıyorduk ama bilinçli yıkamıyorduk. Evet, belki seyrek yıkıyorduk. Evet. Belki sadece eve gittiğimizde yiyorduk. Halbuki biz burada öğlen yemek yiyoruz. Birçok çalışanımız dışarıda yemek yiyordu öğlen saatleri. Mutlaka her öğünden önce veya belli bir sıklıkta el yıkama, odanın havalandırılması, temasın önemli olduğunu, onu mümkün mertebe azaltma gibi noktalarda dikkat etmemiz gerekecek. Yani bu sadece hekimler için değil, bir öğretmen hanım için de, bir inşaat işçisi kalfası için de, bir otobüs şoförü için de geçerli. Düşünün ki onlar gün boyu kaç kişiyle karşılaşıyorlar, kendilerini korumak zorundalar. Aslında mantık basit işliyor. Ben kendimi koruduğum nispetle sizi de korumuş oluyorum. Evet. Bunu böyle görmek lazım. Bu bakış açısı hepimizin hayrına olacaktır. Yani tabii hepimiz kendimizi koruyacağız. Kesinlikle ve bu işin uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve bu konuda söz sahibi olan uzman hekimler, çalışanlar tabii ki bu iş için, bu işte bizim için en doğrusunu görüyorlardır ve öneriyorlardır, uyguluyorlardır. Bu konuda ben kendimi güvende hissediyorum. Evet.